Önceki videoların çoğunda ideal gaz yasasından bahsetmiştik. Bu yasaya göre basın çarpı hacim, mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı kelvin cinsinden sıcaklığa eşitti. Bu videoda ideal gaz yasasını biraz değiştirerek bunu gerçek gazlara uyarlamaya çalışacağız. Gerçek gazlar, gaz taneciklerinin hacminin önemli olduğu ve bu hacim değerinin gazın içerisinde bulunduğu kabın hacmine kıyasla ihmal edilmediği gazları ifade eder. Burada aynı zamanda moleküller arası kuvvetleri de hesaba katmamız lazım. Şimdi bu yasayı nasıl değiştirebileceğimize bir bakalım. Daha kolay anlatmak için sadece P değerini yani basıncı bulmaya çalışacağım. Bunun için her iki tarafı da hacme bölmemiz gerekiyor. Basınç eşittir mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı Kelvin cinsinden sıcaklık bölü hacimdir. Moleküllerin içinde yer değiştirebildiği gerçek hacmi hesaba katmak istiyorsak bu denklemi nasıl değiştirebiliriz? Bunun için bu hacim değerini değiştirmemiz lazım. Yani hacim değerinden gaz taneciklerinin hacmini çıkarabiliriz. Peki bu taneciklerin hacim değerini nasıl bulabiliriz? Bu değer tanecik sayısı çarpı belli bir sabit değere eşit. Bu sabit değer de taneciklerin ortalama olarak ne kadar geniş olduğuna göre değişir. Örneğin B diyelim. Bunu ideal gaz yasası denkleminin değiştirilmiş hali olarak düşünebiliriz. Burada bu taneciklerin de belli bir hacminin olduğunu hesaba katmış oluyoruz. Ancak bu sadece taneciklerin hacmiyle ilgili bir durum değil. Aynı zamanda tanecikler arasında görülen moleküller arası kuvvetleri de duruma göre düzenlemeliyiz. Birçok durumda bu moleküller arası kuvvetlerin çekim kuvveti olduğunu ve dolayısıyla basıncı azaltacağını söyleyebiliriz. Bunun için buraya bir terim yazmamız gerekiyor. Bu terimin de moleküller arası kuvvetlere bağlı olarak basıncı azaltması lazım. Bunu moleküller arası kuvvetler terimi olarak yazalım. Burada bazılarınız şunu merak ediyor olabilir. Denklemde hep çıkarma işlemi mi yapacağız? Tanecikler arasında basıncı arttıracak bir itme kuvveti olamaz mı? Bunun mümkün olduğu durumlar da tabii ki var. Bu kuvvetlerin hepsinin son derece negatif yüklü olduğunu ve birbirlerinden olabildiğince uzağa hareket ettiğini varsayabiliriz. Bu durumda basınç artar. Bu da aslında negatif bir değeri çıkarmamızı gerektirir ki bu da zaten toplamak demek. Peki bu durumu nasıl hesaba katabiliriz? Klomb yasasına göre belirli bir yüke sahip iki tanecik arasındaki kuvvet bir taneciğin yükü çarpı diğer taneciğin yükü bölü uzaklığın karesiyle orantılıdır. Burada bir kabın içerisinde bulunan çok fazla sayıda tanecikten bahsettiğimiz için herhangi iki tanecik arasındaki kuvvetlere bakmamız mümkün değil. Ancak genel anlamda taneciklerin ne kadar yoğun olduğuna bakabiliriz. Yani moleküller arası kuvvetleri hesaba katan veya bu kuvvetlerden dolayı basıncın ne kadar azalacağını gösteren bir terimi düşünürken, bunun sadece taneciklerin yoğunluğuyla yani tanecik sayısı böyle hacimle orantılı değil, kendisiyle çarpıldığı değerle de orantılı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada belli bir zamanda iki tanecik arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Yani Coulomb yasasına benzer bir durum. Sonuçta bunların hepsinin Coulomb kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu değer yoğunluk çarpı yoğunlukla orantılıdır. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Orantı için bir sabit, mesela A sabiti çarpı N bölü V'nin karesi. A değerinin de gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerine göre değiştiğini söylememiz mümkün. Buradaki ideal gaz denklemini yeniden yazsak iyi olacak. Burada turuncu ile gösterdiğimiz terimi de sol tarafa geçirelim. Basınç artı A çarpı N bölü V'nin karesi eşittir. NRT bölü kabın hacmi. Eksi elimizde bulunan molekül sayısı. Çarpı B sabiti. Ki bu da bu molekül ya da taneciklerin ortalama olarak ne kadar geniş olduğuna göre değişiyor. Bu denklem sayesinde moleküller arası kuvvetlerin işin içinde olduğu, taneciklerin de hacminin olduğu gerçek gazları daha basit bir şekilde ele alabiliriz. Bu denklem çok işe yarıyor. Belki adını daha önce duymuşsunuzdur. Van der Waals denklemi. Çok farklı şekillerde ifade edilebilen bir denklem. Örneğin bu taraftaki gibi yazılmış olabilir. Ya da mavi renkte yazdığımız kısmı sol tarafa alabiliriz ki bu durumda denklem üstteki haline benzer. Bunu da yazarak göstersem iyi olacak. Basınç artı belli bir sabit değer çarpı yoğunluğun karesi parantezi kapatmayı unutmayalım çarpı hacim eksi molekül sayısı çarpı belli bir sabit değer. Bu değerinde NRT değerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunun biraz karmaşık göründüğünün farkındayım. Ancak tek yaptığımız ideal gaz yasasını moleküller arası kuvvetler ve taneciklerin hacmine hesaba katarak yeniden yazmak oldu.